Ben şimdi uzun bir program zamanımız var diye maksimum 6-7 dakikalık bir pay istiyorum sizden. Genel bir fotoğraf oluşturmak istiyorum. Sizlerin bir kısmına aşina olduğunuza emin olduğum ama bütün izleyenler de bir çerçeve çizmesi adına. Şimdi birkaç kendi arşivimden farklı araştırma, Türkiye odaklı araştırma sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi Türkiye Mutluluk Araştırması. Zenna Araştırma Şirketi gerçekleştirdi bunu Mayıs 2017 tarihli. Ve sadece içinden birkaç maddeyi paylaşayım. Türkiye'de insanların %77'si hayatından mutlu değil. %77 oranında. Sadece %23'lük kendisini mutlu hisseden bir kitle var. Geçmişte ya da gelecekte yaşamak istiyor insanlar alt kırılımında cevap olarak. İşte bu yüzden ekranlarımızda bu kadar Osmanlı, ecdat dizileri, programları bilmem neleri görüyoruz. Bu kadar şeyden. Mesela işte yani Osmanlı İmparatorluğu'nun gerisi de bizim için önemsizleşti. Yani o sadece bir sembolize edilmiş şey kaldı. Oysa Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 tane yıldız var değil mi? Bir daha kabul edilen bir şeye göre, kabule göre, fikre göre 16 yıkılmış, 16 kurulmuş Türk Devleti'ni sembolize ediyor ama 16 yıkılmış devleti de sembolize ediyor. Yani devletler kuruluyor, yıkılıyor, milletler yollarına bir şekilde devam ediyor. Yani biz bu kadar geçmişe gözünü çevirmiş bir toplum olarak gelecekten herhangi bir umuda sahip olamayız. Bugünkü mutsuzluklarımızı geçmişte yaşama arzusuyla telafi edemeyiz. Geleceğe de bakmıyoruz dikkat ederseniz. Türkiye'deki bu gündem takılı programlara bakın. Ya cin ya Illuminati konuşuyor ya işte faiz lobisi bilmem ne lobisi falan filan. Ya da Osmanlı konuşuyor. Ecdadımız şöyleydi böyle. Tamam da yıkıldı kardeşim. Ben de gençliğimde çok güzel BMX bisikletle akrobatik figürler yapıyordum. Bugün üstüne çıkmaya korkarım. Yani o zamanda kaldı. Bugün o yeteneğimin bana bir hayrı da yok. Bugün başka yeteneklere sahibim. Bugün de bakın başka bir ülkemiz, cumhuriyetimiz, devletimiz var. Bu da yıkılabilir mi? Evet yıkılabilir. Dünyada bütün devletler yıkılabilir. Yenisini kurarız, onunla devam ederiz vesaire. Ama bugün bu ülkeye sahibiz. Umutlarımızı bu ülkeye bağlamalıyız. En çok özlenen dönem teknoloji çağı öncesi bu araştırmada. 99 ve öncesine dönmek istiyor insanlar. Teknolojinin bu kadar nimet saçtığı bir çağda bizim en büyük mutsuzların özlemi teknoloji öncesine İlişki dönmek. kurma ihtiyacı var. Gençliğe bir hayal de veremiyoruz en acısı. Geçmişte yaşamak isteyenlerin içerisinde 18-24 yaş arasında olanların oranı %36. %36 geçmişi özlüyor. 18 yaşı da var içinde. 18 yaşındaki bir gencin geçmiş Geçmişi algısı ne olabilir? Bu gencin umutları ne zaman söndü ki geçmişe özlem duyuyor? Kendisini tatmin etmek istiyor. Türkiye'nin hayal haritası diye Future Bright'in başka bir araştırmasını paylaşayım. Bakın Türk insanının sadece %49'u ben çocukken hayal kurdum diyor. %49 bir çocuğun en büyük yeteneği hayal kurmaktır. 25 yaş sonrasında hayal kurma oranı %14'e iniyor. 14. İnsanların %48'inin Türkiye'de en büyük hayali iş sahibi olmak. İş sahibi. Yarısı. Ve bu kesimin içerisinde birinci sırada %16 ile öğretmenlik geliyor. Neden? Öğretme aşkından değil, değil mi? Ben detay vermeyeyim de dövmesinler beni. Hayallerde en önemli kavram aile ve toplumdur diyor. %29'u kesinlikle katılıyor. %49'u da katılıyorum diyor. Yani %78 diyor ki hayallerdeki en önemli şey toplum ve aile. Oysa toplum ve aile hayallerin en büyük düşmanıdır. Bütün hayallerinizi törpüler. Bir şey hayal edersiniz, demin lafı geçtiği gibi. Sen hobi olarak yap ama şunu yap, bunu yap. Toplum seni bastırır eder. Genç yetişkinlerin Türkiye'de ilk en büyük hedefi evlenip aile kurmak. Evlenince hayal kurma oranları da %11'e düşüyor. Bunu da bir parantez olarak yapayım, yorum yapmıyorum. Hayalleri gerçekleştirmek için ne yapmak lazım demişler. %49'u para, %24'ü özgürlük demiş. Nüfusun %73'ünün aklına bugüne kadar bir girişim yapma fikri gelmemiş. Hayal olarak bile yerleşmemiş. Ve üniversite öğrencilerinin %75'i iş ortamının girişimciliğe engel olduğunu söylüyor.
Ve demişler ki Türkiye'den milyar dolarlık bir girişim çıkar mı? Yani bunun bilinçaltında tetiklediği şey ne? Senin böyle bir hayalin var mı? %66'sı hayır demiş. Üniversitelilerin de %60'ı hayır demiş. En büyük tehlike yani Türkiye'de umutsuzluk gençlerdeki. Ve 2015 rakamlarına göre 774 bin üniversite mezunu işsiz var. 2010'da 143 bindi bu rakam ve işsizlik oranı %13'e doğru gidiyor. Üniversite mezunlarındaki oran çok daha büyük. Ve düşünün, ben söyleyeyim %25-30 arasında. Aynen, yurt dışına çıkanların üçte biri yani net biçimde. Yabancı dil biliyorum diyenlerin oranı, bilenlerin değil biliyorum diyenlerin oranı %9. Yurt dışına çıkmış insanların oranı %10. Onun da büyük bölümü Gürcistan ve Kıbrıs'a gitmiş muhtelif sebeplerle. Yani yurt dışına bakış da yok. Ve Habitat Derneği'nin başka bir araştırma, Türkiye'deki gençlerin iyi olma hali raporu. 2017 raporu geçen ay yanlış hatırlamıyorsam yayınlandı. Bakın, gelecekten en fazla umutlu olanlar %77 ile öğrenciler çıkmış Türkiye'de. Yaş ilerledikçe umutsuzluk artıyor. Detaylarına bakar izleyicilerimiz internetten. Ve siyasete katılım yok denecek kadar az. %78.2'si gençlerin siyasete katılımı oy vermekten ibaret görüyor. Yani oyumu verdim bitti. Siyaset bu. Aktif siyasette yer alan genç oranı %3.9. Yani gençler bu alanda da kendinde bir umut, bir motivasyon görmüyor. Herhangi bir sivil toplum kuruluşuna, biraz önce bahsettiniz ya çocuklar yaz tatillerinde başka bir şeyler yapabilir. Herhangi bir sivil toplum kuruluşuna, spor kulübüne ya da siyasi partiye üye olmayan gençlerin oranı %92.3. %92.3. Hiçbir sivil toplum kuruluşu ne körlere bir kitap okumuş, ne bir çocuklara gitmiş bir şey yapmış, ne bir yaşlı düşkün evi görmüş, hiçbir şey yok. Bakın en acısı, gençlerin Türkiye'de %30'unun aylık geliri 600 liranın altında. 600 lira, günde 2 lira kazanıyor bu gençler. Ve gelirleri 600 ile 1500 lira arası olan %33, 2400 lira ve üstü olan %22. Bakın, gençlerin aynı araştırmada %73.5 ile en büyük aktivitesi dolaşmak. Dolaşıyor bu gençler. Yapacak bir şey yok. Cebinde 2 lirası var. Çay içse 50 kuruşu kalacak en ucuz kahvede. Sıkıntının göstergesi dolaşmak. Gönüllü bir aktivitede çalışmış olanların oranı %5. Ve bakın, şimdi günde 2 lira kazanan gençle ilgili son şeyi açıklayayım. Ya. Tamam, edelim. Yorumlayalım yani. Tamam ama şöyle toparlayayım. Kapanıyor çerçeve. Türk İş'in 2017 raporunu söyleyeyim size. Diyor ki Türkiye'de insanların insan gibi yaşama limitlerini çıkarmış. Bekar ve çalışan birisinin aylık insan gibi minimum yaşama maliyeti 1910 lira. Yani günlük 64 lira. Genç ne kadar kazanıyor? Günde 2 lira. Ve %60'ı diyor ki benim ihtiyacımdan daha az para kazanıyorum. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi için aylık gıda harcaması tutarı 1500 lira. Ve bir soru sormuş. Bu da son araştırma, Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporu. Diyor ki, sorusu şu: en alt basamağında 0, en üst basamağında 10 olan bir merdiven düşünün. Ve merdivenin en üstü sahip olabileceğiniz en iyi hayatı, en altı da en düşüğü temsil ediyor. Siz kaçıncı basamaktasınız diye bir soru soruyor. İzleyicilerimiz de kendi adına düşünsün, 0'dan 10'a hangi basamaktalar diye. İlk 5 ülke... Demin de adlarını başka bir başlık altında andık. Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre ve Finlandiya. Mesela Amerika 14. sırada. Türkiye 69. sırada. Orta Doğu ülkelerinin çoğu da bizim üstümüzde. Ve şöyle toparlayayım. En büyük derdimiz, çok büyük bir genç nüfusumuz var. Eğitemiyoruz, yönlendiremiyoruz, umut veremiyoruz, hayal kurduramıyoruz. Ve bu gençler öyle 3-5 tane değil, milyon tane genç var. Ve bu ülke her anlamda bu gençlerin gelecekte yapacaklarıyla bekasını sağlayacak, varlığını devam ettirecek. Ve bütün bunlar bizlerin sorumlulukları. Ve işin en acısı ne biliyor musunuz? Yanlış anlamasın kimse ama ekranları başında bizi her nerede izliyor, dinliyorsa. Benim tuzum kuru. Yani ben bu anlattığım grafiklerin hiçbirinin içinde değilim. Benim çocuklarım güzel eğitim alıyorlar Allah'a şükür. İnşallah gücümde, sağlığımda, hayatımda devam eder böyle. Bu anlattıklarımdan dert yanması gereken insanlar adına ben ve benim gibi hepimiz konuşuyoruz. Ama en az bunları dert edinen de bu insanlar ya. Bu insanların hiçbir derdi yok bununla ilgili. Yani ekranı başındaki
beyefendi, hanımefendi size söylüyorum, sizin çocuğunuz günde 2 liradan daha fazla kazansın istemiyor musunuz? Güzel Danimarka gibi bir okulda okusun istemiyor musunuz? Bunlar hayal mi? İmkansız mı? Nedir? Hiçbiri değil, değil mi? Ama neden bunları hayal edemiyoruz? Niye? Çünkü içimize kapandık. Tekrar ediyorum, içimize kapalıyız. Birbirimizi kandırıyoruz. Güvenmiyoruz. Güvenmiyoruz, umut etmiyoruz ve başarıda değil, başarısızlıkta ortaklık arıyoruz. Bakın Zülfü Livaneli'nin adını hatırlayamadığım yakın dönem romanlarından birinde bir küçük anekdotla sözümü bitireceğim. Bir çöl otu var, Harese diye yanlış hatırlamıyorsam. Dikenli bir ot. Biliyorsunuz Orta Doğu toplumunda develer... Ha. Develerle seyahat ediliyor. Çünkü çöl çok dayanıklı hayvanlara ihtiyaç duyuyor. Develer de hör güçlerinde çok zannedilenin aksine su değil, yağ depoluyorlar. Ve bu yağlarla uzun yollar alıyorlar. Dolayısıyla bir şey yiyip içmeye ihtiyaç duymuyor. Ama bu ota zaafı var. Ama bu ot dikenli. Bu otu görünce yemeye başlıyor. Dikeni damağını kanatıyor. Diş etlerini kanatıyor. O dişinden çıkan kanın tuzu ve oksidi... Yani şeyi, tadı onu daha bir hoş hale getiriyor ve biraz daha yemeye başlıyor. Ağzı kanadıkça daha çok yiyor, yedikçe daha çok kanıyor. Kanadıkça yiyor, yedikçe kanıyor vesaire. Ve eğer durdurmazsanız deve kan kaybından ölüyor, telef oluyor. İşte bugün hırs, ihtiras dediğimiz şeyler de buradan geliyor. Bu otun kökünden geliyor. Arapçadaki kökeni bu. Yani biz Orta Doğu toplumları, yani ben kendimizi Orta Doğu'ya daha yakın görmeye başladım artık birçok sebeple. Mutlulukta değil, mutsuzlukta birleşmeyi istiyoruz. Başarıda değil, başarısızlıklarda avunuyoruz. Yani biz daha başarılı olalım ümidindense, bu da başarısız olsun ki benim başarısızlığım benim gözüme veya başkalarının gözüne batmasın. Kendisini eleştiremeyen toplumlar bahaneler ve kurbanlıklar üzerinden, kurban hikayeleri üzerinden kendisini tanımlıyor. Şimdi buyurun yorumlayın Özücü Bey. Evet, şimdi mesela yani burada ben ya aslında çok veri, çok şey var analiz edecek. Mesela dedik, şimdi ben senden bir konuda farklı düşünüyorum. Hepsine sen kaybedersin yani. Bana bir şey olmaz.